Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA Online 4'te nasıl taktik yapabilirsiniz, kendinize göre nasıl diziliş, işte bireysel taktiklerdir, oyuncularındır, bunların hepsini konuşacağız. Videomuza direkt geçelim ama önce şu paketleri de sizlerle açmak istedim. Bu arada FIFA'dan beni tanıyanlar varsa, eğer beni bu videoyla tanıyanlar varsa, aşağıdan 200 saniyelerini ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanala da hala abone değillerse de 2 saniyelerini ayırıp kanala abone ol butonuna basmayı unutmasınlar diyerek şu paketleri açalım. Sonra direkt diziliş taktiklerimize geçelim. Osako çıktı. Buradan bronz player. Şu VHD'yi de açacağım. Diğerlerini salacağım çünkü diğerleri çok önemli değil. Bakalım, belki buradan bir walkout tutturur muyuz? Claudio Bravo çıktı ve direkt buradan çıkıyorum. Bu arada transfer pazarında nelerimiz varmış? Su tane satılmış. Bunları da alalım ve direkt taktiklerimize geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar, takım stratejisine giriyorsunuz. Burada dizilişimiz var. İlk başta şunu söyleyeyim. Şu dizilişte 100-100 maç kazanacaksınız diye bir şey yok. Genel olarak kendiniz nasıl oynuyorsanız ona göre diziliş yapacaksınız. Mesela ben ne yaptım? Buradan 4-2-1-3 yaptım. Neden 4-2-1-3 yaptım? Çünkü ben ofansif boyunu benimsiyorum ve orta sahalarımda da çok şut çekiyorum. O yüzden 3 orta saha, 3 forvet gibi, ama bir orta saha ileride, diğer 2 orta saha defansif gibi böyle yorumlayabiliriz. Bu arada dizilişte değiştirmek isterseniz de şuradan teknik direktör kısmına gelip değiştir diyebiliyorsunuz. İşte buradan mesela, burası da önemli bu arada. Eğer siz çok şut çekiyorsanız şut isabetine verebilirsiniz. Buradan değiştir diyorsunuz. Tamam mı? Buradan beceriler, mesela nasıl oynuyorsunuz? Hızlı mı oynuyorsunuz? Yani hızlanmaya mı önem veriyorsunuz? Pas oyununa mı önem veriyorsunuz? Şuta mı önem veriyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz. Ve buradan da dizilişinizi, oynamak istediğiniz dizilişi seçiyorsunuz. İlk başta bunu çözmeniz lazım. Diziliş önemli. Yani benim tavsiye ettiğim dizilişler 4-2-1-3 olabilir. 4-4-2 olabilir pas oynuyorsanız. Onun dışında 4-3-3, bunların dışına çıkmanızı çok tavsiye etmem diyerek bu diziliş olayımızı hallettiğimize göre bireysel taktiklerden olayımıza girelim. Şimdi arkadaşlar, buradaki bireysel taktikler önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü bireysel taktikleri verirken oyuncularınızı tanımanız lazım. Mesela benim Lineker 95'lik bir santrafor, ama bu yetmez. Nasıl bir santrafor? Bakacaksınız. Geleceksiniz Lineker'e. Mesela buradan geldim. Adamın istatistiklerine bakacaksınız. Bakalım, 95'lik bir adam. 94 hızlanması var. Pardon, 96 hızlanması var. Bitirişi 101, çok iyi bir rakam. Şut gücü 94. Pozisyon alması 92. Pasları da çok iyi değil. Yani bu adam tam anlamıyla bir santrafor. Böyle atıyorum Harry Kane gibi çok yavaş da değil, pasları çok iyi de değil, ama böyle pivot santrafor da değil. Hem hızı var hem şutu var. Yani modern futbola uygun bir santrafor. Lukaku gibi düşünebilirsiniz ama daha fiziksiz versiyonu. O zaman buradan ne yapacaksınız? Mesela Lineker'i çözdük. Bu arada her oyuncu için aynı örneği vermeyeceğim. Bu adama arkaya koşu yap diyeceksiniz. Niye? Çünkü bu adamın zaten hızı var. Arkaya koşu yapabilir. Hücum şekli bu şekilde. Yani bunu kendinize göre yorumlamanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra savunma hattına pres yap diyeceksiniz. Niye? Dediğim gibi hızı var. Onun dışında top kesmesi çok önemli. Çünkü bunların hepsi defansif olanlar. Kırmızı olanlar, atakçı olanlar. Burada da dengeli destek dedim. Ben kanatları açıl falan demedim. Ya da göbeğe de kal demedim. Kafasına göre oynasın dedim. Bunları bu arada, hücum oranı yüksek, savunma oranı düşük. Bunların hepsini ayarlayacaksınız. Bir örnek daha göstereyim Lineker dışında. Mesela benim Lennon diye bir kanatım var. Lennon nerede? Aa, Lennon. Bakalım bu adama. Bak, bu adam manyak hızlı bir adam. 97 rating, 103 hızı var. 101 pozisyon alması var. Ama şutları kötü, pasları kötü. Peki ben bu adama ne verdim? Bu adamın hızından faydalanmak istiyorum. Bu yüzden ne dedim? Açıkta kal dedim. Yani adamların olmadığı yerde, kenarda, köşede kal dedim. İleride kal dedim. Bu arada bunları da değiştirebilirsiniz. Açıkta kaldı, kalsın şimdi. Bunlar dediğim gibi mavi olanlar, yeşil olanlar genel olarak defansif şeyler. Ölçü top kesme dedim. İşte sadece kesebileceğini düşündüğüm paslarda araya gitsin. Orta için ceza sahasının dışında kaldım. Çünkü bu adam kafa vuramıyor. Kısa bir adam ayrıca. Onun dışında arkaya koşu yap dedim. Neden? Çünkü bu adam hızlı bir adam. Dediğim gibi. Bu şekilde yorumlayacaksınız. İşte mesela ben bak savunmaya ne vermişim? 1'e 3 vermişim. Bak bu adamı yapmamışım. Bunu da hemen yapalım. Mesela bu adamda ne var? Bu da son örnek olsun. Thiago Pinto'ya geliyorum buradan.
Öncelikle bu bireysel taktikleri hallediyoruz. Bak çok hızlı bir adam. 93 ratingi var. 97-98. Şutu kötü bir beke göre. Pasları fena değil. O zaman bu adamı ne yapacağım ben? Şuradan hemen bireysel taktiklere geliyorum. Rafael'e mesela 3'e 1 vermişim. 3 hücum, 1 savunma. Buna da aynı şeyi vereceğim. Yani beklerim ofansif olsun. Her zaman bindirme yap. Verdim gitti. Niye? Çünkü adamın ortası var, hızı var. Ölçülü top kessin, yani sadece kesebileceğimi düşündüğüm paslar da araya gitsin. Bu şekilde hücumu 3, savunma 1 yaptım. Savunma oyuncuları da savunma 3, hücum 1. İşte Faysal Faşı mesela geride, bunu da 3'e 1 yaptım. Bunları kendinize göre yorumluyorsunuz. Şimdi gelelim olayın ana kısmı, takım stratejilerine. Şimdi burada sizin maç içinde değiştireceğiniz aslında 2-3 tane strateji var. Şimdi birinci strateji, ben bu arada kendinize göre adlandırabiliyorsunuz. Ben kendi ismi verdim. İgal futbol dedim. Ben nasıl oynuyorum şimdi? Siz nasıl oynuyorsunuz? Bu soruya cevap vermeniz lazım. Hızlı mı oynuyorsunuz? Çok mu çalıma giriyorsunuz? Çok mu pasa dayalı bir oyun oynuyorsunuz? İşte tek pasla, altı pasla diyelim, kaleye mi gidiyorsunuz? Bu soruya cevap vereceksiniz. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben öyle çok fazla pas yapmam FIFA'da. Yani direkt boşluğu buldum mu kaleye giderim. Bakın ne yapmışım mesela, hız demişim. Bunları bak zaten oyun gösteriyor. Hızı ben sıfıra çektim. Bakın şu ekranı iyi bakın. Bak oyuncular, adamlar böyle gelene kadar yarım saat öyle pas yapıyor. Yani şey değiller, anlatabiliyor muyum? Böyle kaleye gidelim de gol atalım. Bak yarım saatte kaleye gitti. Hızı biraz daha arttırın. Bak burada açıklaması yazıyor. Oyuncular yavaş hareket eder diyor. Arttırdım. Oyuncular dengeli hızlı hareket eder. Bak direkt ara pasını verdi. Boşluğu gördü. Arada bir yan top yaptı. Birkaç tane daha yan top yaptı. Bu şekilde. Geliyorum buradan. Oyuncular hızlı hareket eder diyor. Bak. Gördün mü? Adam açılıyor. İyice açıldı. Hızlı bir futbol. Direkt yani burada önemli olan şey top kaptırmak değil. Tamamen 2 paslı, 2-3 paslı, 6 paslı, kaç paslıysa mümkün olan en hızlı şekilde kaleye gitmek. Eğer hızlı bir oyuncularınız varsa, ki mutlaka FIFA'da bir adam alırken hıza önem verin arkadaşlar. Hızlı oyuncularınız varsa bu futbol çok işinize yarayacaktır. Mesela bu neymiş? Bak bu da aynı, direkt burada daha hızlı gidiyor. Bak göreceksin şimdi. Bak direkt 2-3-4 pasla kaleye gitti. Bu şekilde. Kontra atak var. Kontra atağı ne zaman oynayacaksınız? Eğer rakibiniz sizden çok güçlüyse, güçlü bir rakibiniz yok, sizde dengeli bir rakibiniz var ama 2-0, 3-0 yeniyorsunuz. O zaman atak yapmanın bir mantığı yok. Savunmayı biraz daha ön planda tutun. Kontra ataklarla şey yapın. Şimdi olayımız kontra atak, yani 2 pasla, 3 pasla yine kaleye gitmek. Aslında benim ana taktiğime, hop yanlış bir şey yaptım, özür dilerim, şuradan takım seçeyim. Ana taktiğime yakın ama daha hızlı kaleye giden versiyonu. Bakın burada yine hızı 95'e çekmişim çünkü amaç mümkün olan en hızlı şekilde kaleye gitmek. Pasa bakalım. Pas mesafesi de seni belirler diyor. Daha çok kısa pas kullanıyor. Bak kısa pasla gidiyor. Ulan ben kısa pasla niye kontra atağa gideyim? Zaten kontra atan olayı hızlı bir şekilde kaleye doğru gitmek. O yüzden mümkün olabilecek şekilde çok da abartmadan en uzun pasla kaleye gidiyorsun. Bakın ekranda görüyorsunuz. Stoper artık bek senin. Buradan orta saha verdi. Orta sahadan 10 numara, 10 numaradan forvete ve kaleye gittiler. Top sürme çok önemli, bu teknik direktör moduyla alakalı bir şey. Hücum sırasında paslar, onu da göstereyim. Mesela oyuncular yalnızca isabetli pas atmaya çalışır. Şimdi siz böyle yaparsanız ne oluyor biliyor musunuz? Yani kontra atağı ters oluyor. Çünkü bu daha çok topa sahip olma oyununda işe yarar bir şey. O yüzden bu da böyle işte görüyorsunuz. Mesela buradan oyuncular normal pas atar diyor. Kontra atakta pas riski artar ve oyunun hızı artar. Ve gördüğünüz gibi savunmada markaj 25, saldırganlık 20, 85. Bunlar da geleceğim. Bu da o yüzden neredeydi? 85'te mi? Neyse bunlar aynen 85'teymiş. Burada kalıyor. Ortaya geliyorum. Mesela en aşağı çektim. Oyuncular kaleye doğru kısa ortalar açar. Bakalım ne yapıyor? Bak gördün mü? Ya böyle uzun top atmıyor. Ama biraz daha şey yaptım. Oyuncular hem kısa hem uzun ortalar açar. Şimdi yine dediğime geliyorum. Kontra atakta hızlı gitmeye çalıştığımız için kısa pası boş veriyoruz. Yani çok boşta bir adam verse kısa pas atıyorsunuz. O yüzden ortalarda 75'te kalıyor kontra atakta. Şuta bakıyoruz. Diyor ki oyuncular sadece iyi bir gol şansı yakaladıklarında şut çeker. Şimdi bu kötü bir şey. Niye? Zaten bizim olayımız kontra atak olduğu için burada Allah ne verdiyse kaleyi görünce şut çekeceğiz. O yüzden bakın mesela oyuncular gol şansı yakaladıklarında daha hızlı şut çeker. Oyuncular yakaladıkları her fırsatta şut çeker. Daha üstü var mı? Yok. Bu da 75'te kalıyor. Çok yani abartmayın bunda.
Ama kontratakta savunma olayı değişiyor. Şimdi markaj 25. Pres sadece kendi yarı sahanda yapılır. Şimdi kontratak oynayan bir takım gidip tam sağ pres yapar mı? Şöyle göstereyim. Gidip kontratak oynayan takım böyle pres yapar mı? Yapmaz. Kendi sahanda karşılıyorsun. Adam kendi sahana geldiği zaman saldırganlık artıyor. Şimdi bakın saldırganlığı sıfırda göstereyim. Bak basmıyor. Oyuncular belirli alanları savunuyor. Oyuncular adam adama markaj yapar. Bu da değil. Oyuncular şuradan çekiyorum 85'e. Birkaç oyuncu topa sahip olan rakibi markaj alır. Yani bu bir nevi gegenpress, şok pres diyebiliriz. Mesafeye geliyorum. Buradan o savunma oyuncu arasında kısa mesafe olması verimli olabilir. Bu eğer defansınız kötüyse alanı daraltırsınız. Hani kapanan böyle nasıl diyeyim otobüsü park et derler ya. O futbollar için işe yarar ama bu da 85'te kalıyor. Yani geniş bir alanda savunma yapıyorsunuz. Saldırganlığınız fazla oluyor ama markajı adam sizin yarı sahanıza geldiğiniz yapıyorsun. Bunu da çözdük kontrata. Bir de agresif pres var. Bu agresif pres de şu oluyor. Diyelim siz güçlü güçsüz rakip fark etmeksizin yeniyorsunuz ve maçın bitimine de az kalmış. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hem agresif presi alacaksınız. Agresif presi almak için ya joystick'in aşağı tuşlarına basacaksınız. Yani sol tarafta olan joystick'in aşağı tuşuna basacaksınız. Oradan değiştireceksiniz. Bir maçta atarız hani görün diye. Buradan agresif presi mesela bakın hızı normal, dengeli. Ama burada şöyle bir olay var. Adam manyak pres yapıyor burada. Agresif presi alan adam. Mesela markaj 95, saldırganlık 85, mesafe normal. Topa sahip olmada şu oluyor. Eğer diyelim ki topa sahip olmayı ben şurada öneriyorum. Gerçekten böyle çok fazla agresif pres yapan adam varsa burada topa sahip olma yapabilirsiniz. Ya da kontra atak yapabilirsiniz. Çünkü topa sahip olmada şöyle bir şey var. Adam pres yaptığı için hani savunmadan taviz veriyor. Ya da farklı oyuncularından taviz veriyor. Siz topa sahip olarak o adamları eksilterek kontra atağa çıkabilirsiniz. Ben çok tavsiye etmiyorum topa sahip olmayı ama şöyle istatistikleri göstereyim. Bu arada hepsini kendim ayarladım. Ya buradan kendi taktiğim ya bu kendime göre ayarladım. Taktiğim dediğim gibi tamamıyla kendinize göre ayarlayacaksınız. Kontra atak var ve agresif pres var. Bu üçü arasında gidip geleceğiz. Bu arada son olarak bir maçla gideceğiz. Ama şuradan oyuncularımı da göstereyim. Mesela kaptanınız çok önemli. Kaptanınız yaşlı bile olmak zorunda. Şöyle bakın Faysal kaç yaşındaymış? Faysal 89, 88 doğumlu. Yani 33 yaşında. 2021 yılındayız. Hem yaşlı hem genetiği iyi. Buna kaptanlığı verdim. Penaltı atışları Lineker'da. Penaltı atışı 91, bitirişi 101. Onun dışında soldan korner, sağdan korner, frikikler hepsi burada Faysal'da. Çünkü frikikleri, falsosu gayet yerinde diyerek taktiklerimizi anladınız diye umuyorum. Hemen resmi bir 1v1 maç atalım rekabetçi. Bu arada adamın kadrosu hiç de fena değil. Ama fark ettiyseniz adam kanatlardan oynamıyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapacağız? Adamı ilk başta tanıyacağız. Yani maç başlayacak. Adam bir 10 dakika maça göre 15 dakika tanıyacağız. Maçımıza da bir geçelim. Başlayalım bakalım. Şimdi bakın sağ tuşa bastım, pardon aşağı tuşa bastım. Şurada egal futbol işte kontra atak agresif pres açıldı. Ben buradan ofansife çekeceğim çünkü ofansif oynamayı seviyorum ama şöyle söyleyeyim adam baya böyle pas yapmayı seven bir adam anladığım kadarıyla. Garantici oynuyor. Uzun top da oynadı. Güzel geldi. Tabi sizin oynayışınız da bu konuda etkili olacaktır. Ben de böyle hızlı bir şekilde çıkacağım şimdi. Lennon'la geliyoruz bakalım. Hızlı bir adam. Abdülkadir'e attım. Lineker'e attım. Lineker'le çalım denedim. Atamadım. Boşluğu buldum. Lennon'la gidiyorum. Offside verdi. Sıkıntı yok. Avantajı oynatırken. Bak şurada boşluğu gördüm. Direkt atıyorum. Lennon'a attım. Adam Lennon'a bastı. Burası boş kaldı. Boşluklardan tak tak diye oynayacaksınız. Bak boş kaldı oynadım. Salah'la geldik. Boş kaldı. Abdülkadir vuramadı. Olsun sıkıntı yok. Oyun esnasında mutlaka hızlı adamlar almaya çalışın. Onun dışında şutu iyi olan adamlar almaya çalışın ve bol bol şut deneyin. Çünkü bu oyunda yani ceza sahası yayından denildiğiniz şutlar genelde giriyor. İyi şutu olan bir adam varsa burada adam iyi geldi. Muhabbete dalarken ben ve kalecimizde yaşını iyi kurtardı. Bu arada FIFA oynayanları mutlaka Discord sunucuma bekliyorum. Discord linkini de ekrana yansıtıyorum. Diyerek şöyle artık bir kontraya çıkalım. Bak Salah boş attım direkt. Abdülkadir'miş bu arada, Salah da değil. Şöyle geri oynadım Faysal'a. Güzel geldik. Şöyle bir uzun top deneyeceğim. Geçer mi?
geçmedi, yakındı. Gianluca Zambrotta. İyi pas yaptı. Blank tuttu. Adam bu arada baya pas yapıyor, onu fark ettim. Şutunu çekti. Bunu tutması lazım Lev Yaşin'in. Bir gol atmaz adam. Güzel. Şimdi Lennon'la atağa çıkabileceğiz mi? Yok bak. Kimse yok. Topu yumuşatıyorum. Attım şimdi Abdülkadir'e. Abdülkadir geçemez oradan. Geri oynadım. Bak boşluk var. Boşluğu gördüm. Tak diye attım. Salah, Castro, Abdülkadir. Ah geçemedi. Ama fiziği yok. O yüzden topu çekeceğim. Offside yok diyor umuyorum. Vermedi hakem ama Lennon biraz kötü. Bak adam hala uzun top oynuyor. Ve ilk yarı böyle bitti. Vitor'la çok bastım bu arada. Yapmam gerekiyordu. Ama çıkmayı başardık. Pinto'yla geldik. Hadi bakalım. Faysal gördü Lennon'ı. Oynadı boşluğa. Çok güzel bir pas. Lennon kes ortayı. Yine Kırın kafaya. Ah. Bu arada çok riskli oynadı. Ama bir şekilde çıktı. Yerinde bir müdahale. Bilmiyorum bakalım. İlginç bir maç oluyor. Lennon kaçtı şimdi. Lennon yatırdı. Pasını attı. Castro vurdu. İyi geldik ama sonuç yok. Şu korner bir gol olsun abi. Korner golü çok atamıyorum. Gelmedi. Ya da bas artık. Çekecek topu büyük ihtimal. Çekmedi. Kalecinin açılması lazım. Helal yaşın. Castro oyna şuraya. Abdülkadir açısı var. Castro'yu oynadı. Ah hata yapmıyor savunması. Artık yavaştan agresif prese bir çekelim. Çünkü top kayıplarıyla çıkmaya çalışacağım. İyi geldi bu arada adam. Bayağı iyi geldi. Bunu kaptırmadık. İyi oldu. Şunu almam lazım. Alamadım. Yine arayı deneyecek. Denedi. Güzel de denedi. Ve gol yedik abi. Maçı iyi oynadık farkındaysınız ama golü maalesef ağlarımızda gördük. Neyse devam, sıkıntı yok. 15 dakikamız falan. Lennon koşarsa atak olacaktı. Olmadı. Salah boşta. Salah Görlini kırı atamadı. Şuradan bir atalım. Güzel pas. Lineker, Abdülkadir. Boşluk bulmaya çalışıyorum. Bulamadım. Abdülkadir çok iyi çekti. Lineker'ı gördü. Vur Lineker. Abdülkadir gol be. 89'a attık abi. Yani bir şekilde bu oyunun, bu presin sonuç getireceği belliydi ve o golü de bir şekilde attık. Hani ne yapmışız, ne etmişiz diye. Ama şu maçı kazanmamız lazım. Lineker gidiyor. Lineker. Geri Lineker savunmanın fiziğine üstünü koyamadı ve maçımız berabere bitti. Sıkıntı yok. Sadece şunu göstereceğim. Maçta ne kadar üstün oynadığımıza bakın arkadaşlar. Yani şurada vuruşumuz adamın 2,5 katı. İsabetli vuruşumuz adamın 4 katı. Topa sahip olmada adam bizi geçmiş çünkü topa sahip olma oyunu oynuyor. Ama dediğim gibi böyle şanssızlıklar olabiliyor. Bu maçı da koyacağım, hani kazanmadım diye koymamazlık yapmayacağım. Ama oyunu gördüğünüz zaten gayet tatmin edici bir oyun oynadık. Hani bu şekilde uzun vadede hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi kendinize göre taktikleri ayarlamanız lazım. Biz de maalesef yani üstün oynadığımız bir maçta, bayağı üstün oynadığımız maçta kaybettik. Sağlık olsun. Videoyu da şu paketleri açarak bitirelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanala da hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın diyerek. Ne geliyor? 17 numara Viking geldi. Çok kötü geldi. 82 arttan 82 geldi. Bu arada Discord'da da hepinizi bekliyorum. Onu da çok kısa söyleyeyim. Şuradan şanslı paramız var. Onu açalım. Ve oradan da yavaştan videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.